Ülkemizde teknik üniversite deyince akla önce nasıl İstanbul Teknik Üniversitesi geliyorsa, müzik araştırmaları deyince ilk aklımıza gelen isimler de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin efsanevi fizik profesörü Salih Murat Uzdilek, müzikolog Hüseyin Saadettin Arel ve Doktor Supi Ezgi'nin Türk musikisinin ses sistemi üzerinde yaptıkları çalışmalar gelir. Bu değerli araştırmacıların yolundan giden Profesör Ercüment Berker'in İstanbul Üniversitesi'nde kurduğu üniversite korosu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki gençlere ilham kaynağı olur. İTÜ öğrencisi 27 genç, 1973 yılında Makine Fakültesi öğrencilerinden Osman Simab'ın önderliğinde bir araya gelir. ...12 Mart muhtırasının verilmesi ve üniversitelerdeki her türlü sosyal faaliyetin yasaklanmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmiştir. Üniversite yönetimi müzikle ilgili olmasına rağmen bir sosyal faaliyete önceleri sıcak bakmaz. Aradan bir yıl geçtikten sonra Fahri Başkan Profesör Doktor Ahmet Rasim Büyüktür ve Ercüment Berker'in desteğiyle gerekli izinler alınarak çalışmalara resmen başlanır. Kısa süre önce birbirleriyle kavga eden gençler şimdi koroda birlikte şarkı söyler. Sözer Yaşmut'un yönetiminde verilen ilk konser ve yapılan diğer faaliyetler ilgiyle izlenir. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kurulmasından sonra Konservatuvar Başkanı Ercüment Berker'in desteğiyle çalışmalar Nişantaşı'ndaki tarihi binada yapılırken, koroyu klasik musikimizin en önde gelen yorumcularından Bekir Sıtkı Sezgin çalıştırmaktadır. Doktor Selahattin İçli, Haydar Sanal, Nevzat Sumer, Cevdet Çağla, Mustafa Cahit Atasoy, Saadettin Heper, Aka Gündüz Kutpay ve Kani Karaca, Türk müziği üslup ve nazariyatı derslerini verir. 1977 yılında koronun şefliğini İnci Çayırdı üstlenir. Osman Simav tarafından hazırlanan İTÜ Türk Musikisi Korosu yönetmeliği, Ercüment Berker'in katkı ve desteğini kazanır. İTÜ'ye bağlı bir müzik merkezi kurulmasına karar verilir. İnci Çayırdı'nın çok sevilen bir hoca olması dolayısıyla öğrenci sayısı 300'leri aşar. Başarılı konserlerin ardından müziğin birleştirici vasfını gören İTÜ yönetiminin desteğiyle kurulan İTÜ Müzik Merkezi'nde Türk Müziği Korosu'nun yanı sıra Şahin Gültekin yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu ve Serdar Öztürk yönetiminde Çok Sesli Koro kurulur. Öğrenci sayısı 500'ü aşarak bir konservatuvar niteliğine dönüşen İTÜ Müzik Merkezi'nde Başkan Profesör Doktor Kemal Erguvanlı, Türk Müziği Bölüm Başkanı Avukat Ercüment Berker, Batı Müziği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Adnan Ataman, üye olarak Doktor Mühendis Mehmet Küçükdoğu ve Genel Sekreter olarak Osman Simav görev üstlenir. İTÜ Türk Müziği Korosu başarılı çizgisiyle İstanbul Müzik Festivali'ne kabul edilir. Festival programında peş peşe 5 yıl konserler verir. TRT İstanbul Radyosu'nda 2 ayda bir program yapma hakkı kazanır ve televizyon programlarına katılır. Koro'daki gençler arasında piknikler ve geziler dolayısıyla çok sıkı dostluklar kurulur. İstanbul adalarına yönelik geziler geleneksel hale gelir. Koro, üyesi olan pek çok gencin evliliğe adım atmalarını da sağlayan bir keramet kapısı olur.
Koroda tanışıp evlenen gençlerin birçoğunun nikah şahitliğini koronun şefi İnci Çayırdı yapar. Koro mensuplarını mutlu eden güzel anların yanı sıra acı olaylar da yaşanır. Koronun ilk elemanlarından İTÜ Matematik Mühendisliği bölümü mezunu Ruşen Gezer trafik kazasında vefat eder. Hepsini her zaman rahmetle andığımız Ali Fikret Simal, hocamız Bekir Sıtkı Sezgin, Ahat Uruk, Çetin Aslan, Halil Karaduman ve ilk şefimiz Sözer Yaşmut ebediyete yolcu edilir. İTÜ Müzik Merkezi gökten sonra İTÜ Güzel Sanatlar bölümüne dönüşür. İnci Çayırdı'nın korodaki görevinden ayrılmasının ardından şefliği Doktor Eser Ciner Çolakoğlu üstlenir ve koroyu 12 yıl başarıyla yönetir. Türk Halk Müziği Korosu'nu Taşkın Doğan Işık yönetmeye başlar ve İTÜ Çok Sesli Korosu günümüze kadar Serdar Öztürk tarafından yönetilir. İnci Çayırdı yönetiminde daha önce çalışmış olan mezunlar, 1987'de Osman Simav'ın daveti üzerine İTÜ mezunları Türk Müziği Topluluğu'nu kurarlar. 1996'ya kadar devam eden çalışmalarda her yıl Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'ne iştirak edilir. Rusya, Başkırdistan, Özerk Cumhuriyeti'nde konserler verilir. İTÜ Türk Müziği Korosu 2007'de Osman Simav'ın desteğiyle öğrencilerin yanı sıra İTÜ mensuplarına ve öğretim üyelerine yönelik olarak tekrar kurulur. Önce Ferhat Ersoy'un, ardından Emel Gültekin'in yönetiminde başarılı çalışmalar yapılır, konserler verilir. 2010'da Profesör Doktor İbrahim Eksin'in danışmanlığında İTÜ Türk Müziği Kulübü kurularak şefliğe Mustafa Şahin getirilir. Kurumsal bir hale gelen kulüp ve koronun çalışmalarına İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ'lüler büyük destek verirler. Ne bir ucum içindeki